canımanne.com. Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda size çok şık, çok cici bir bebek yeleği anlatımı yapacağım. Renkten de anlaşıldığı üzere kız bebekleri için bir model. Özellikle yeni başlayanlar için çok kolay hem de sıkılmadan bitirebilecekleri bir model arkadaşlar. Bir taraftan da örmeye hemen başladım ki her zaman dediğim gibi videoyu gereksiz yere uzatmamak için olduğunca çabuk yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sadece zincirin üzerine ilmekleri toparladım. Ön kısmını yapıyorum şimdi. 35 ilmekle başladım. 6 ay 1 yaş arası bir ölçü olacak bu arkadaşlar. Dediğim gibi ön kısmıyla başladım hemen. Şimdi tek şişle başlıyorum. Devamını tığla yapacağım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, koltuk kesiminden sonrasını örüyorum şu anda. Daha sonra ise alt kısmını öreceğim. Bu yüzden hemen bir koltuk kesimi yapmam gerekecek. İki sırayı tamamen ördükten sonra kol kesimi ve yaka kesimini yapıp önünü sadece bir tanesini öreceğim arkadaşlar videoda. Diğer önü de dediğim gibi videoyu uzatmamak adına video dışında öreceğim. İkinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sırada arkadaşlar hemen hem yaka kesimi hem kol kesimi ikisini de aynı anda yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki sıramı tamamladım. Dediğim gibi 35 ilmek başlamıştım. Tabii ki bu sizin örgünüze, kullandığınız şişe ve ipinize göre değişecektir. Benim ipim çok ince bir ip değil. Görüldüğü gibi orta kalınlıkta. 35 ilmek 6 ay 1 yaş ölçüsü için uygun oldu. Şimdi ilmeğimi alıyorum. Ve şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Bu bir daraltma işlemidir. Yaka kesiminde ben bu tekniği kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 2 ilmek azaltmış oldum. Şimdi yine sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Bu sefer de kol kesimini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Kol kesimini yaparken sadece kaç ilmek bırakacağınıza karar verip o kadar ilmeği örmüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 ilmek bıraktım ben. Diğer önü örerken de yaka kesimini bu taraftan yapacağız. Her sırada 2 ilmek örmeden yapacağız arkadaşlar. Daha sonra tığlayarak düzelteceğiz. Sadece kesme tekniklerini anlatıyorum ki burada kolaylık olsun dediğim gibi. Şimdi yine sıranın başına geldik. Bildiğiniz gibi bu kısım yaka kısmı. Her sırada takribi 5-6 sıra boyunca bu şekilde 2 ilmek keseceğim. Şimdi buradaki ilmeğimiz şişte dururken ilmeği alıyorum ve diğer ilmeğin arasından geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum ve şişteki ilmeğin içinden geçiyorum. Bu şekilde 2 ilmek azaltmış oluyorum. Dediğim gibi ideal boya gelene kadar, ki şu anda ben de bilmiyorum, örerken ölçerek yapacağım. Bu şekilde her sırada 2 tane ilmek azalta azalta yaka kesimini tamamlamış olacağım arkadaşlar. Son ilmeğimi de aldım. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Burada kol kesimi tamamlandı. Arkayı ve iki ön parçayı ördükten sonra kenarlardan tutturup dikip yelek formunu verdikten sonra tığ ile
Alttaki kısmı öreceğiz arkadaşlar. Hemen başlar başlamaz bu nedir? Yaka kesimi, kol kesimi hemen mi olur diye bir şaşkınlık olabilir dediğim gibi. Eğlenceli bir model arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. İlmeğimi aldım ve şişteki ilmeğin içinden geçirdim. İlmeğimi aldım ve gördüğünüz gibi geçirdim. Bu şekilde yaka kesimini yapmaya devam edeceğim ben arkadaşlar. 6 sıra boyunca eksiltmemi yaptım arkadaşlar. Ördüğüm ölçüye göre bu kadar yaka kesimi yeterli. Burada kalan kısmı bildiğiniz gibi omuz kısmını oluşturacak. Kol evinden sonraki ölçü dediğim gibi benim yaptığım ölçüye göre şimdilik 10-11 santim civarı ki 10-11 santimi bulana kadar kol kesiminden sonrası dediğim gibi 10-11 santimi bulana kadar ben böyle düz bir şekilde örüp bitireceğim burayı arkadaşlar. Şimdi kol kesimini tamamladık. Yaka kesimini de tamamladık. Bundan sonrası dediğim gibi düz örgü. Diğer ön kısmı da bu şekilde yapacağım. Sonrasında ise dediğim gibi arkasını öreceğim. Ve ön arka hepsini bir alt kısmını tığ ile öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde 10-11 santimi bulana kadar örmeye devam edeceğim. Şöyle tekrar göstereyim. Dediğim gibi şu kısmında tamamı 10-11 santim bulana kadar örmeye devam ediyorum. Düz bir şekilde. Önleri bitirdim. Gördüğünüz gibi hemen şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön kısmı tamamlandı. Şimdi bildiğiniz gibi 35 zincirle başladığımı söylemiştim. 35 ilmekle. 68-70 arası yine bir zincir çektim. Yine bunu da 2 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim. Sonra kol kesimini yapıp tamamını düz bir şekilde bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimi alacağım ve sonrasında ise kol kesimini anlatacağım. Dediğim gibi önlerde olduğu gibi 2 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim. 3. sırayı örerken de kol kesimlerini yapacağım. Sonrasında ise dediğim gibi dikmesi, sağ sol birleştirmesi, omuzların birleştirilmesi ve ardından tığ ile örülen kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi 2 sıra boyunca örmeye devam ediyorum. Koltuk kesimini birlikte yapacağız. 2 sıra boyunca ördüm. Gördüğünüz gibi arka kısmını da. Şimdi yine 3'er ilmek sağından ve solundan kesme yapacağım arkadaşlar. Gösterdiğim gibi daha önceki videonun başında ilmeğimi alıyorum ve şişteki ilmeğin içinden geçirerek 3 tane bu şekilde ilmeğimi kesiyorum. Sonrasında örmeye devam ediyorum. Sıranın başına kadar öreceğim. 3 ilmeği de örmeden geri döneceğim. Bu şekilde iki taraftan da kol kesimini yapmış olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Hızlı örüyorsun diyerek bir şeyler geliyor, yorumlar geliyor arkadaşlar. Eğitim videolarımız mevcut. Başlangıçta nasıl örüleceği, nasıl ilmekler alınacağı. Şimdi model anlatımı olduğu için videoyu fazla uzatmamak adına hızlı örmek durumunda kalıyorum. Sıranın sonuna yaklaştım. 3 tane ilmek örmeden döneceğim. Bu şekilde kol kesimini de yapmış olacağım. Gördüğünüz gibi 3 ilmeğim kaldı. 1, 2 ve sondaki ilmek olmak üzere 3 ilmeğimi bırakıyorum. Ve yeniden çıkarmaya başlıyorum. Bu şekilde düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Bundan sonrasında hiçbir ayrıntı yok.
düz bir örgü olacak. Sonrasında ise dediğim gibi birleştirme ve tığ ile örülen kısmını tamamlayacağım arkadaşlar. Kol kesiminde yapmış olduk gördüğünüz gibi. Dediğim gibi hiçbir ayrıntı yok. Sadece düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Hemen şu şekilde önleri tekrar göstereceğim. Şöyle göstereyim. Önler bu şekilde. Önlerin boyu 20 sıra oldu. 20 sıra boyunca arkayı da öreceğim. Sonrasında bitirmeyi ilmekleri nasıl kapattığımı göstereceğim. Ve sonrasında dediğim gibi ekleme işlemiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu düz olan kısmı dediğim gibi videoyu uzatmamak adına videoyu kapatıp öreceğim. Ve sonrasında ise dediğim gibi ayrıntılarla birlikte yine birlikte örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Arka kısmını da bitirdik arkadaşlar. Son sırayı yapıyorum. Hemen şöyle bir göstereceğim. Dediğim gibi kol evinden sonrasını ördüm. Başlar başlamaz kol kesimini gerçekleştirdim. Sıra sayısı aynı. Önle arkanın. Şimdi ilmeklerimi toparlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Eksiltmede yaptığım gibi kol kesiminde ilmeği alıyorum ve şişteki ilmeğin içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şişten tamamen çıkaracağım. Ve böylece arka kısmın yeleğimizin arkasının şişle örülen kısmı da tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde tamamını çıkardıktan sonra omuzlarını ekleyeceğim. Kenarlarını dikeceğim. Ve tığ ile örülecek kısmına geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay bir model. Şişle örülen kısmı çok çabuk bitecek. Ve daha sonrasında tığ ile örülen kısmını da gayet eğlenceli bir şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde tamamını bitiriyorum. Tamamını çıkardım. Gördüğünüz gibi ilmeklerimin sonuna geldim. Sonunda ipimi biraz genişçe alacağım. Uzun bırakacağım. İpimi kesiyorum. Ve son ilmeğimi şu şekilde çekerek çıkarıyorum ve ucunu bu şekilde sağlamlıyorum. Bir iğne yardımıyla birleştirmemi gerçekleştireceğim. İğneye ipimi geçirdim arkadaşlar. Buradaki ördüğüm ipin devamı bu. Dediğim gibi uzun kestim. Şimdi ön ve arkaları birleştireceğim. Sağdaki önü alıyorum elime. Şu şekilde ucuca getiriyorum. Ve tek şişi örerken bildiğiniz gibi tunus işini örerken yaptığımız gibi bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek arkadan, bir ilmek önden, bir ilmek arkadan. İlmeklerin arasından iğnemi bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan. Gayet muntazam bir dikiş oluyor bu arkadaşlar. Bir önden bir arkadan. Dikkatlice ilmek atlamadan yaparsak bunu gayet başarılı bir dikiş oluyor. Hemen şöyle göstereceğim. İpi geçirdiğimde bu şekli alacak. Uzunca bir iğne kullanıyorum ki daha rahat çalışayım diye. Tabii ki kısa iğneyle de olur. Ama ben ipimi çekmeden böyle bir kere de uzun bir iğne kullanarak bir önden bir arkadan ilmekleri toparlayarak bu şekilde
Yeleğimin omuzlarını dikmiş oluyorum arkadaşlar. Son ilmeğimi de geçirdim. İğnemi çekiyorum. Ve ipimi sonuna kadar çekeceğim buradan. Gergin olmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü ipimizi çok çekersek, bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde büzülüyor. Büzülme olmasını istemeyiz. O yüzden gerginliğine dikkat ediyoruz ve gördüğünüz gibi harika bir dikiş oluyor. Arkası da şu şekilde. Gayet muntazam gördüğünüz gibi. İpimi hemen bu kenarda sağlamlıyorum. Sıkıca bir düğüm atıyorum. Sonrasında ipimi kesiyorum arkadaşlar. Düğümden sonra aynı yöntemle diğer omuzu da dikeceğim. Örgünün tersi gördüğünüz gibi. Burada iki sıralık bir örgümüz vardı bildiğiniz gibi. İki sıra örüp daha sonrasında koltuk kesimi yapmıştık. Kol kesimlerini yaptık bildiğiniz gibi. İpime düğme atıyorum. Ve bu kol kesimi yaptığımız kısımların altta kalan iki sırasını da dikiyorum. Önün bir tanesini dikmiş oldum şimdi. Diğerini de aynı şekilde dikeceğim. Ve daha sonrasında ise tığıyla örülen kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bu kısmı da şu şekilde sağlamladıktan sonra ipimi tamamen kesiyorum artık. Hemen şöyle çevirip göstereceğim. Kısmını da diktim. Gördüğünüz gibi önün bir tanesini dikmiş oldum. Yine aynı mantıkla diğerlerini de dikeceğim arkadaşlar. Diğer önü ve sonrasında tığ ile örülen kısmını birlikte yapacağız arkadaşlar. Dikme işlemini de tamamladım arkadaşlar. Önlerin ikisini de arkayla buluşturduktan sonra yeleğimiz şimdilik bu şekilde. Gördüğünüz gibi kol evinden sonrası bitmiş durumda. Şimdi yine dediğim gibi ipimize uygun bir numarada tığımızı alıyoruz. Hemen şöyle bir zincir çektim. Önce ön yüzünden örelim. Başlangıçta 4 tane yan yana trabzan yapıyorum ki bu kenar olacak arkadaşlar. 4 ya da 5 tane her ilmeğe bir tane trabzan yapıyorum ki 4 tane yeterli diye düşünüyorum. Burada 3 zincir çekeceğim. 2 ilmek atladıktan sonra yan yana 2 tane trabzan yapacağım. Yine 3 zincir çekeceğim. Yine yan yana 2 trabzan. Şu şekilde model olacak alt alta. Arada bir zincir çekiyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeği trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmeden bir trabzan daha. 3 zincir çekiyorum. Ve yine hemen yanına 2 trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. Trabzanlarımı üçlü trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi. Arada bir zincir. Yine 2 tane ilmek atlayıp 3. ilmekten yine bir model kuruyorum. Bütün sırayı bu şekilde öreceğim gördüğünüz gibi. Modelimiz çıkmaya başladı bile. Arada bir zincir çekiyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe trabzanımı yapıyorum. Üç zincir. Hemen yanına boşluk bırakmadan 2 trabzan, bir zincir.
2 ilmek boşluk, 3. ilmeğe 2 trabzan. Hep aynı mantıkla bütün yeleğin alt kısmına bu şekilde modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında hep aynı işlemi yaparak yeleğimizi tamamlayacağız. Dediğim gibi kendisi çok cici, çok güzel bir yelek oluyor. Örmek gayet eğlenceli. Gördüğünüz gibi sıkılmadan, bunalmadan örebileceğiniz bir model. Bu şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar ki bütün sırayı bitirdiğimde ikinci sıraya geçişi de göstereceğim. Örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimde yine 4 tane böyle kenar olsun diye 4 tane yan yana trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi bütün modeli kurmuş oldum arkadaşlar. Şimdi üst sıraya geçerken 3 tane zincir çektim, örgümü çevirdim. Yine çektiğim 3 zinciri bir trabzan olarak sayıyorum ve 3 tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 4 trabzan oluyor. Yine 3 zincir çekeceğim bu arada. Sonrasında ise bu şekilde her 4 trabzan arasında çektiğim 3 zincire de yine aynı modeli kurarak, yani 2 trabzan, 3 zincir ve yine 2 trabzan şeklinde modelimi yine yapıyorum. Arada bir zincir. Sonrasında ise yine aynı model. 4 trabzan yapıyorum. Arasında 3 zincir olan. Bu şekilde modelim ilerleyecek. Yeleğin olmasını istediğim boy. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar ki uzadıkça biraz daha belli olacak model. Şimdi hemen 3. sıraya da geçeceğim. 3. sırayı da biraz gösterdikten sonra ki dediğim gibi hep aynı mantıkla örülecek. Ölçü beden tablosu kullanıyorum ben. Buradan başlayıp bitimini kol evine kadar olan uzunluk olarak düşünüp yeleğin olması gerektiği boyda bitireceğim arkadaşlar. Daha sonra tekrar ölçüleri paylaşacağım sizinle. Şimdi hemen üst sıraya geçişi tekrar göstereceğim ve sonrasında alt kısmı bitene kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Zincirimi çektim ki çektiğim zinciri bir trabzan kabul ediyorum. Hemen yanına 3 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 4 trabzan oluyor. 3 zincir. Buradaki açıklık biraz belli olsun diye buraya 3 zincir yaptım arkadaşlar. Ve yine gördüğünüz gibi kurduğum her modele aynı modeli örerek arada bıraktığımız 3 zincirin ortasına batıp 2 trabzan sağa, 2 trabzan sola, ortaya da 3 zincir şeklinde modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. sıraya geçtim ben. Tamamını ördükten sonra kenar tığıyla yine örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yeleğimizin tığla örülen kısmını da tamamladım. Gördüğünüz gibi model tamamen çıktı. Boyunu da dediğim gibi tamamen bitirdim. Şimdi son sıraya geldik. Son sırada ise sadece sık iğne yaparak tığlama yapacağım arkadaşlar. Kenar kısmında her trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki boşluğa da iki tane yaptıktan sonra her trabzan üzerine bir tane sık iğne, boşluklara da zincir sayısı kadar. Bildiğiniz gibi burada 3 zincir kullanmıştık. 3 zincirin üzerine 3 sık iğne, yine her trabzan üzeri
Arada bir zincirimiz vardı bildiğiniz gibi. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Yani her ilmek için bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütün yeleğin altını sık iğne ile dolduruyorum. Boşluklara 3 sık iğne. Bu şekilde kıvrılmadan düzgün bir şekilde duracak arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum hemen. Bu şekilde bütün yeleğin altını tamamladıktan sonra isterseniz yeleğin önünü kapatmak için pompon yapılabilir. Zincir çekip tutturulabilir. Sadece bağlayarak bir model yapabilirsiniz. Düğme dikilebilir. Çıt çıt yapılabilir. Dediğim gibi ben süsleme yapmayacağım yelek üzerinde. İstediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz ya da benim yapacağım gibi sade de bırakabilirsiniz. Şimdi ben bu kısmı örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sonrasında ise ufak tefek detaylarını yaptıktan sonra yeleğimiz tamamen bitmiş olacak. Ben bu sırayı tamamen ördükten sonra yine detaylarını birlikte yapacağız arkadaşlar. Sık iğne kısmını da tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenarlığı da tamamlanmış oldu. Ben sadece yakasında, yaka başlangıcında bir tane detay yapacağım ve dediğim gibi başka da detayı olmayacak arkadaşlar. Hemen ipimi alıyorum. Bir tane papatya formunda çiçek yapacağım arkadaşlar. Bunun için bir sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde ipimi çevirdim. İlmeğimi alıyorum. 3 zincir çektim. Üçlü trabzan yapacağım. 2 tane de üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Yine 3 zincir sihirli halkama geçiş yapıyorum. Bir taraftan sihirli halkayı da şu şekilde küçültüyorum. Yine 3 zincir 2 tane üçlü trabzan. Bu şekilde bir papatya formu verdiğim çiçek olacak bu. Dört ya da beş yapraklı. Yine iki trabzan yapıyorum ve üç zincir yapıyorum. Sanıyorum 4 yaprak yeterli. Sihirli halkamı küçültüyorum. İpimi de iyice sıkıladıktan sonra ipimi kesiyorum. Hiç delik bırakmadım gördüğünüz gibi. İpimi de arkaya alıp iyice sağlamlayacağım arkadaşlar. Çiçeğimiz tamamlandıktan sonra hemen dediğim gibi yaka kısmının başlangıcına geçip ben burada ilik koymadığım için çıt çıt dikeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir çıt çıtım var. Yine yeleğimle aynı renk ince bir iplik geçirdim iğneme. Hemen şu kısımdan çıt çıtımı dikeceğim. Çıt çıtın karşı tarafında yeleğin diğer önüne dikeceğim arkadaşlar. Arkada bir sağlamlama yapmam gerekiyor.
sökülmemesi için. İpimi kesiyorum. Ve diğer kısmını da çıtımızın karşı tarafını da yeleğin iç kısmına dikiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu seferki dikişimi atarken karşı tarafa geçirmemeye özen gösteriyorum. Yeleğin önünden ipimiz görünmesin. Çıt çıtımızı da diktik. Karşı tarafına geçiyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapanacak yeleğimiz. Papatyamı alıyorum elime, tam orta kısmından geçiyorum. Şöyle şık bir düğme ayarlamıştım önceden. Bu da çiçeğimizin ortasını oluştursun diye. Buradan düğmemizi buraya dikiyorum arkadaşlar. Düğmemizi de iyice sıkıladıktan sonra çiçeğin başka bir kısmından dikiş atmayacağım arkadaşlar ki yaprakları çok sönük durmasın diye yine arka kısmında düğümleme işlemi yapıyorum. İpimi sağlamadıktan sonra ipimi keseceğim. Sıkıca düğümler attım. Bu sağında solunda kalan ipleri gördüğünüz gibi iç kısımlarına geçirip daha sonra kesiyorum. Hemen şöyle çıt çıtımızı da kapatıp yeleğimiz hazır hale geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Yeni başlayanlar için de çok güzel bir model. Kolay olduğu için, yeni başlayanlar için diyorum. Tabii ki herkesin yapabileceği bir model arkadaşlar. Videomuz hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Bu yüzden olduğunca çabuk cevap vermeye çalışıyoruz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olun ki videolarımızdan ilk sizin haberiniz olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.